Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü aktivitemizde ANSYS'te ısı değiştiricilerin analizini konuşacağız. İlk olarak bir sunum gerçekleştireceğim. Sunumun ardından demo gösterimimi de webinarı bitirmeyi planlıyorum. Şöyle hazırsak sunumu başlatayım. İlk olarak kendimi tanıtmak isterim. İsmim Halil İbrahim Ungan. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunuyum. Yaklaşık işte 1,5 yıldır informatik bünyesinde simülasyon çözümleri adına hizmet vermekteyim. Şimdi bugünkü webinarımızda sunumda neler işleyeceğiz? İlk olarak ANSYS'teki CFD'den bahsedeceğim. Daha sonrasında CFD'nin teorisinden bahsedeceğiz. Isı değiştiricilerde işlediğimiz fiziklerden bahsedeceğim. Daha sonrasında bir uygulama alanı olarak ısı değiştiricilerden bahsettikten sonra sunumumuzu bitirmiş olacağım. İlk olarak CFD nedir? Bundan bahsedelim. Bizler akışkanları çözmek için, yani aslında akışkanlara geçmeden önce normal bir mekanik analizlerde, katı mekaniğe analizlerde bir bütün parçayı ele alabiliyoruz. Yani bir küpü düşünün, küp şeklinde çelik bir malzeme düşünün. Bunun analizini yapmak şu şekilde kolay. Yani bütün parçanın bir yerden bir yere gittiği zaman bütün noktalarının aynı şekilde bir yerden yine aynı yere gittiğini söyleyebiliriz. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Fakat bir akışkan için bunu söyleyemeyiz. Yani bir akışkan kütlesinin T süresi boyunca aynı noktada bulunduklarını söyleyemeyiz. Bir bütün olarak ele alamayız. Dolayısıyla bu durumdan dolayı akış analizleri kompleks bir konudur. Bunun için tabii yaklaşık çözümler yapabiliyoruz. Bu çözümlere de biz zaten CFD diyoruz. Hesaplamalı akışkanlar dinamiği. Burada temel denklemimiz transport denklemi. Burada gördüğünüz transport denklemindeki fi sayısına değişik değişkenler vererek farklı farklı denklemler oluşturabiliriz. Mesela fi yerine 1 yazarsak burada kütle korunumu denklemini yazmış oluruz. Ya da işte yatay hız bileşeni olan küçük u yazarsak x yönündeki momentum denklemini elde ederiz. Diğer yönler için de yine aynı şekilde. Eğer bir sıcaklık çözüyorsak, akışkanımızın içerisinde bir enerji fenomeninden de bahsediyorsak, entalpi yazarak bu sefer enerji denklemini elde edebiliyoruz. Türbülans, gerçek hayatta bizim akış problemlerimizle karşımıza çıkan en büyük kompleks olaylardan bir tanesi türbülans. Türbülans bizim akışımızı daha fazla karmaşıklaştıran bir şey. Burada ANSYS içerisinde değişik türbülans modellerimiz bulunuyor. Bir denklemli türbülans modellerinden tutun da Large Eddy Simulation gibi gerçeğe biraz daha yakın sonuçlar elde etmemizi sağlayan modelleri çözebiliyoruz. Tabi burada yukarıdan aşağı doğru gittikçe daha fazla bir hesaplama maliyeti karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Isı transferi olarak bakarsak da literatürde 3 tip ısı transfer yöntemimiz bulunuyor bildiğiniz gibi. İletim, taşınım ve radyatif ısı transferi olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bunları çözdüğümüz zaman ek olarak bazı olaylarda karşımıza çıkabiliyor. Mesela bir faz değişimi ya da konjüge ısı transferi dediğimiz katıdan sıvıya ya da sıvıdan katıya olan ısı transferleri gibi ısı transfer problemleri de gerçek hayatta karşımıza çıkabiliyor. Şöyle aşağıda bir enerji denklemini görüyorsunuz. Transport denkleminden elde edilmiş.
ANSI Sıfırlanet içerisinde enerji denklemini aktif hale getirmek için şöyle Setting Up Physics sekmesinden enerjiyi aktif hale getirebilirsiniz. Ya da şöyle soldaki analiz dağcından enerjiyi bulup oradan da aynı şekilde aktivasyonu gerçekleştirebilirsiniz. İletim ısı transferi. İletim ısı transferi katılar içerisinde gerçekleştirilen ısı transferi. Burada bizim yönetici denklemimiz Fourier kanunu. Fourier kanununda gördüğünüz gibi bir K terimimiz var. Bu termal conductivity katsayısı. Bunun için ANSI Sıfırlanet'te farklı farklı termal conductivity tanımlayabiliriz. Bir sabit olarak, sabit fonksiyon olarak tanımladığımız gibi işte sıcaklığa bağlı bir fonksiyon olarak da tanımlayabiliriz. Şurada gördüğünüz gibi farklı farklı, hatta user defined diyerek kendimizde bir fonksiyon oluşturabiliriz. Convection, bizim daha çok karşımız CFD'de karşımıza çıkan convection heat transfer, yani akışkanın hareketiyle beraber ısının transfer olduğu ısı transfer şekli. Burada esas temel olan şey aslında hızdır, yani akışkanın hareketidir. Akışkanın hareketiyle beraber ısı transfer oluyor. Burada önemli olan bizim ısı transfer katsayımız olan H terimi, şurada gördüğünüz gibi. H terimi malzemelere has bir akışkan özelliğidir diyebiliriz. Konjüge ısı transferi. Şimdi biz conductivity gördük. Aynı zamanda konveksiyonel ısı transferini gördük. Şimdi normalde gerçek CFD problemlerinde biz bu ikisini tek başına göremeyiz. Genellikle her ikisini aynı anda bulunduğu ortamlarda analizleri gerçekleştiririz. Bu ikisinin bulunduğu duruma biz konjüge ısı transferi deriz. Konjüge ısı transferinde temel husus bir arayüzün doğru bir şekilde tanımlanabilmesi. Mesela şu aşağıda silindire, iki tane silindire yukarıdan bakılmış bir şekilde düşünün. Bir akışkana maruz kalıyorlar. Bunlar sıcak silindirler. Akışkana maruz kalan silindirler ısı transferi gerçekleştiriyor ve burada da ısı transferini gerçekleştiren arayüzler bakın şu şekilde tanımlanmış durumda. Coupled olarak tanımlıyorsunuz. Duvar olarak tanımladığınız buradaki arayüzleri coupled olarak tanımladıktan sonra gerekli işte parametreyi girdikten sonra okey dediğiniz zaman burada artık ısı transferi gerçekleştirilen bir arayüz olarak tanımlamış oluyorsunuz. Isı transferi problemlerinde duvar modellemesi, geleneksel duvar modellemesi şu şekildedir. Normalde siz akışkanı modellediniz, şurada şöyle meşlerini böldünüz. Duvarı da aynı şekilde meşlerine bölüyorsunuz eğer ısı transferi gözlemleyeceksiniz. Ama ANSYS'te şu şekilde bir kolaylık da bulunuyor. Shell conduction denilen bir fonksiyonumuz bulunuyor. Burada sizin katı olan duvarınıza tek katmanlı bir sanal hücreler atayabiliyorsunuz. Burada hem x yönde, yani aslında her iki yönde de ısı transferi çözebiliyorsunuz. Bu şekilde bir kolaylığı bulunuyor. Doğal konveksiyon. Doğal konveksiyonda yüzeylerin, daha doğrusu aslında yüzeylerin değil de sıcaklık farkından dolayı yoğunlukta oluşan farklılık neticesinde oluşan akışkan hareketidir diyebiliriz. Burada tabii temel esas olan yoğunluk farkı olduğu için yer çekimi ivmesi ve rho sayısı dediğimiz yoğunluk değeri önem kazanmaktadır. Bu gibi problemi çözdüğümüz zaman yer çekimi ivmesini aktif hale getirmemiz gerekiyor. Son olarak ışınım ısı transferinden bahsedelim. Işınım ısı transferi elektromanyetik dalgalarla birlikte transfer olan bir ısı transfer şeklidir. Yani dünyamızın, güneşin dünyamızı ısıtmasını örnek verebiliriz burada. Işınım ısı transferinde optik kalınlıktan söz edebiliriz. Burada optik kalınlık aslında ışınım ısı transferine dahil olur mu olmaz mı?
Bunun kriterini verebilir diyebiliriz. Eğer optik olarak ince ise akışkanımız transparandır diyebiliriz. Yani dahil olmaz. Sadece sınırlar dahil olur. Optik olarak kalınsa eğer tabii akışkan bu sefer ışının ısı transferine dahil olur. Termal sınırlar. Biz her zaman bütün sistemi modellemeyiz. Yani bir ısı değiştirici birazdan da yapacağız. Isı değiştiriciyi düşünürsek eğer, o ısı değiştiricinin üzerinden geçen havayı her zaman modellemeyebiliriz. Çünkü odağımız o olmayabilir. Bunun için biz duvara sanki üzerinden hava ya da akışkan geçiyormuş gibi bir etkide de bulunabiliriz. Bunu nasıl yaparız? Termal etki bırakarak. Mesela biz buradan konveksiyon etkisini bırakırsak duvar bölümünde ve ısı transfer katsayısında girersek aslında o duvarın üzerinde bir akışkan varmış gibi bir modelleme yapabiliriz. Radyatif bir etki de bırakabiliriz. Yani örnek vermek gerekirse bir odanın içerisinde pencereden güneşin girdiğini düşünün. Yerde bir ısınma olacaktır. Bu güneşin odayı ısıtması olayını modellemeden direkt yere radyatif koşul ekleyebilirsiniz. Bu şekilde aynı etkiyi vermiş olursunuz. Tabii şöyle bir ansiste şu da mümkün. Sizin parçanız üzerinde elde ettiğiniz ısı dağılımını statik analiz cihazına aktarabilirsiniz. Bu sefer yani akışkanı modellediniz. Akışkan neticesinde yüzeyde sıcaklık dağılımı elde ettiniz. Bu sıcaklık dağılımının yapıya olan etkisini gözlemlemek istiyorsunuz. Buradaki termal yükleri statik analiz ortamına import edebilirsiniz. Şurada gördüğünüz gibi imported load olarak karşımıza çıkıyor. Tabii burada ısı transferi problemleri her zaman sıcaklık farkından yani iki akışkanın birbirleriyle olan sıcaklık farkından dolayı değil, bazen de reaktif olaylar neticesinde de karşımıza çıkıyor. Mesela bir içten yanmalı motorda yanma olayından sonra da ısı transferi gözlemleriz. Burada tabii daha kompleks oluyor bu sefer analizimiz. Kütle korunum denklemi ve momentum denklemi, hatta enerji denkleminden sonra, hatta veyahut da türbülans denkleminden sonra bir de yanma olayı neticesinde oluşan türlerin yani oksijense ya da azotsa bunların teker teker taşınım denklemleri şöyle reaktif akıştan kısaca bahsedecek olursak Damkohler sayısı dediğimiz bir sayı bulunuyor. Bu sayı aslında bizim reaktif olayın karakteristiğini belirlemede bize yardımcı oluyor. Biz nasıl ki akışkan bölümünde laminar ya da türbülansı Reynolds sayısına bakıp modelleyebiliyorsa, reaktif akışlarda da Damkohler sayısına bakıp modellememizi yapabiliriz. Damkohler sayısı birden küçükse biz yavaş kimya olayı olarak yavaş kimya modeli sınıfına modelleriz. Ya da birden büyükse hızlı kimya modeli olarak söyleyebiliriz. Peki ne tam olarak nedir Damkohler sayısı? Akışın zaman ölçeğinin kimyanın zaman ölçeğine olan oranı. Eğer akışkanımız çok hızlıysa kimyaya göre bu aslında Damkohler sayısının birden büyük olduğunu gösterir. Eğer kimya daha yüksekse yani kimyasal olayımız daha hızlı bir şekilde gerçekleşiyorsa bu sefer de Damkohler sayısı birden küçüktür diyebiliriz. Örnek vermek gerekirse hızlı burada slow chemistry'ye örnek olarak mesela hipersonik akışlarda ya da süpersonik yanmayı örnek verebiliriz. Ya da işte daha yavaş akışlarda bizim elde ettiğimiz durumlarda da fast chemistry'ye örnek verebiliriz. Tabii modellemeler de karşımıza çıkıyor. Yani bu ısı transferi neticesinde yoğuşma meydana gelebilir.
ya da dam collision dediğimiz parçacık çarpışmaları meydana gelebilir. Bu gibi modellemeleri yapabiliriz. Ya da bir baca modelliyorsak mesela, buradan da işte NOx, SOx gibi modellemeleri de kullanabiliriz. Multifaz akışlar. Burada akışkanımız birden fazla, problemimizdeki akışkanlar birden fazlaysa ya da akışkan olmalarına da gerek yok. Çalıştığımız ortamda hem akışkan hem de katı bölgelerde varsa bu sefer multifaz akışa giriyor. Yani burada farklı farklı fazların ayrı ayrı incelemesi olarak düşünebilirsiniz. Bu fazlar birbirleriyle karışabilir, karışmayabilir. Bunlar ayrı problemler. Şöyle bir genel olarak bakacak olursak multifaz akışlara. Mesela bir separatörden kumlu havanın girdiğini düşünün. Separatörü hepimiz biliriz. Kumla havayı birbirinden ayırmak için kullanılan bir cihaz. Burada nasıl çalışıyor? Kumun havadan daha ağır olmasından dolayı kum aşağı doğru düşer, yukarı hava gitmiş olur. Bu şekilde birbirinden ayırt etmiş olursunuz. Burada işte iki tane fazımız bulunmuş oluyor. Bir katı fazımız, bir de gaz fazımız olan hava fazımız. Ya da hava ile su olabilir. Mesela bakın şu şekilde buhar parçacıklarını görüyorsunuz. Buhar baloncuklarını görüyorsunuz. Bunun modellemesinde de multifaz akışlar kullanılır. Ya da şöyle parça parça değil de mesela bir yarıya kadar doldurulmuş bir bardak suyu düşünün. Bunun modellemesinde de işte Euler denklemi, Euler modellemesi deniyor buna. Bu şekilde de modellemeler yapabilirsiniz. Bir tank içerisinde suyun hareketini mesela şu şekilde görebilirsiniz. Evet, şimdi artık ısı değiştiricilerden bahsedebiliriz. Isı değiştiricilerin analizinde neler elde edebiliriz? Isı akışı ne kadar bunları elde edebiliriz? Sıcaklıkları elde edebiliriz. İster giriş ister çıkış ya da başka istediğimiz noktalardaki sıcaklıkları elde edebiliriz. Basınç düşümlerini görebiliriz. Ya da eğer nemli bir hava problemimiz de varsa bunun duvarlarda oluşturduğu yoğuşma miktarını görebiliriz. Ya da yapısal etkileri de görebiliriz. Yani burada ne kadar yorulduğunu ya da işte yapı üzerinde ne kadar stres biriktirdiğini yine analiz sonuçlarımız arasında yer almaktadır. Şöyle parametrik çalışmalar da yapabiliriz. Mesela şu şekilde bir ısı değiştiricimiz var. Buradaki kanat sayısı ve boru sayısı belli. Mesela şurada 4 adet borumuz var. 8 adet kanatçıklarımız var. Buradaki işte kanat sayısıyla, boru sayısıyla oynayarak sonuçların nasıl değiştiğini de görebiliriz. Bu şekilde bir çalışmada ANSYS bize kolaylık sunuyor. Mesh bölümü önemli. Burada çalıştığımız alan neresiyse biz şimdi hem borunun içerisinden sıcak su geçtiği için akışkan bölümüne yani hem hava hem de su tarafına şu şekilde sınır tabakalar atabiliyoruz. Duvar tarafının daha iyi çözülebilmesi için. Burada tabii Y plus sayımız ısı transferi çözdüğümüzden dolayı birin altında olmasına dikkat ediyoruz. Tabii burada eğer ısı transferi problemi çözmeseydik, sadece bir aerodinamik çözseydik diyelim, artık seçtiğimiz türbülans modeline göre biraz daha fazla toleransımız olabilirdi. Y plus 10'a kadar, 50'ye kadar belki yolumuz olabilirdi. Burada suyun ve havanın fiziksel değerleri verilmiş. Isıtma koşulları. Isıtma koşullarında ne vardır? Şöyle gördüğünüz gibi havayı ısıtacak olan suyumuz daha sıcak. 338 Kelvin. Havamız ise 293 Kelvin sıcaklığında. Bu olay neticesinde havamız bakın daha sıcak bir şekilde karşıya geçmiş olacaktır. Şu şekilde her iki tarafın da yani biz burada ek olarak suyun gördük mesela.
suyun hız konturlarını görüyorsunuz. Burası da hava tarafı. Havanın sıcaklık konturlarını görebiliyorsunuz. Duvar tarafında en sıcak olan bölgelerimiz. Şöyle ısı transferinin olduğu yerleri de konturla görebiliyoruz. Buraları geçiyorum. Aynı zamanda soğutma işlemi de yapabilirsiniz. Hatta soğutma işleminde bir film tabakası da karşımıza çıkıyor. Nedir film tabakası? Bizim gönderdiğimiz hava nemliyse eğer soğutma koşulunda eşanjörlerin üzerinde bir yoğuşma meydana gelecektir. Bu yoğuşmayı da ayrıyetten modelleyebilirsiniz ansız fluent içerisinde. Tabii buradaki film sıcaklığı, film kalınlığı için ayrı bir hesap bulunmaktadır. Burada işte multifaza biraz daha dönmüş oluyoruz. Şurada yine aynı şekilde soğutma sonrası sıcaklık dağılımını görüyorsunuz. Daha sıcak bir ortamdan artık daha soğuk bir ortama geçtiğini görebiliyorsunuz. Yoğuşma olduğu durumda şöyle gördüğünüz gibi toplam ısı transferi miktarımız 101, yaklaşık 101 wattken yoğuşma olmadığı durumda 41 watt olarak görülüyor. Tabii bunun arasındaki en büyük sebep suyun yani havanın ısı transfer katsayısı 10 ile 100 arasındayken suyun ısı transfer katsayısı ise yani binlere kadar gidebiliyor. Bundan dolayı daha yüksek ısı transferi miktarlarını görebiliriz yoğuşmadan dolayı. Şöyle humidity ratio'yu görebiliyorsunuz. İlk olarak nemli bir hava giriyor. Daha sonra eşanjör üzerindeki yoğuşmanın etkisiyle daha seyrek nem miktarını görebiliyoruz havada. Psikometrik diyagram yardımıyla da buradaki hesaplamaları yapabiliriz. Artık çığ oranını hesaplayabiliriz ya da özgül hacim gibi değerlere ulaşabiliriz. Eşanjör üzerindeki film tabakasını şöyle görebiliyorsunuz. Geçiyorum. Ve şuradan sonuçları görebiliyorsunuz. Yapısal analizlere gelecek olursak, workbench ortamında şu şekilde bağlayabiliyoruz. İlk başta bir akış analizi yaptık. Daha sonra çözümü buradan biz setup'a aktardık. Setup'a aktardığımız zaman sıcaklık dağılımını, yapısal etkilerini eşanjör üzerinde de görebiliriz. Stres kontrollerini görüyorsunuz yapısal analiz ortamındaki. Yorulma bölgelerini görüyorsunuz. Zayıf bölgeler şuralarmış. Optimizasyon problemleri de mümkün. Biz hatırlarsanız boru ve kan açık sayılarını parametrik olarak kullanabileceğimizi söylemiştik. Workbench ortamında parametrik çalışmayı size sağlayan araçlar mevcut. Bu şekilde bakın mesela 10 adet farklı farklı değerler girmiş. Bunlar için farklı farklı basınç değerleri alınmış. Bu şekilde de hesaplamalar yapabilirsiniz. Evet, sunumumuz bu kadardı. Şöyle buralara geçiyorum. Şimdi birazdan şöyle demoya geçeceğiz. Bir sorunuz var mı acaba? Şöyle chat bölümüne yazabilirsiniz. Yok sanırım. Şimdi bir araba radyatörümüz var. Step dosyası olarak elde ettiğimiz. Bu geometri için çalışalım. Bu geometri üzerinde çalışacağız. Şöyle fluent için fluent'i şöyle çalışma ortamına bırakıyorum. İlk olarak geometrimi import edeceğim. Şuradan sağ tıklıyorum ve şuradan geometrimi import ettim. Şöyle açıyorum.
Başta bir geometriyi görüntüleyelim. Aslında Discovery aç, tamam, Discovery açmayacaktık. Şöyle design modularından açalım. Tekrar yapacak olursak. Evet. Evet, açıldı. Şimdi şu şekilde generate diyorum. Import ettiğimiz geometri şöyle geldi gördüğünüz gibi. Burada sunumda gösterdiğim problemden farklı olarak şöyle havamız yok mesela. Bakın şunun üzerinde bir hava olması lazım. Hani sıcaklık farkını iki akışkandan çıkartabiliriz ya da katı bölgeye farklı bir sıcaklık da olacak. Ben bunun için ne yapacağım? Duvarlara sanki bir akışkan varmış gibi konveksiyonel duvar tanımlayacağım. Şurası bizim akışkan bölgemiz. Katı olan yerlerde, yani şuradaki plakalarımızla katı bölgemiz olacaktır. Şurada bir sürü 26 adet part bulunuyor. Bunları tek bir tane altına toplayalım. Tamamdır. Yani sınırlarda problem çıkmasın diye bu şekilde yaptım. Buradan artık çıkıyorum. Şimdi meşlemeye geçebiliriz. Evet, geometrimiz geldi. Şimdi burada bir meşleme yapacağız. Daha sonrasında yine aynı ortamda sınırlarımıza isimler vereceğiz. İlk olarak şöyle metodumu seçiyorum. Şuna sağ tıklıyorum. Bütün geometriyi seçiyorum ve şuradan apply diyorum. Şimdi ben bunu üçgen elemanlarla donatacağım. O yüzden tetrayı seçiyorum. Ve şuradaki değerleri, default değerleri kullanarak bir mesh oluşturalım. Yüzeyleri analiz ediyor. Daha sonra yavaş yavaş mesh'i örecek. Zaten default değerleri kullandığımız için işlemi hızlı yapacağını düşünüyorum. Evet, yaptık işlemimizi. Şöyle detaylı bir analiz yapmayacağım. Dolayısıyla bir sınır tabakası yapmama şu an için gerek yok. Gerçek bir problem çözdüğümüz zaman tabii ki de akışkan olan bölgemize, yani boru içerisinde bir ne yapmam gerekiyor? Duvar tarafında bir sınır tabaka oluşturmam gerekiyor. Şimdi meshimizi oluşturduk. Artık sınırlarımızı seçmeye ve onlara isim vermeye başlayalım. İlk olarak şurayı seçiyorum. Tabii ilk başta
Buradan selection olan yeri surface olarak değiştirdim. Ve buradan yüzeyi seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Buraya inlet diyorum. Daha sonrasında suyun çıktığı yere şuraya da outlet diyorum. Şuradan gördüğünüz gibi iki adet sınırımız geldi. Bir de hacimsel sınırlar tanımlayacağım. Bizim burada iki tane bölgemiz bulunuyor. Bir akışkan, bir de katı. Buradan hacimsel seçimi aktif hale getiriyorum. Ve şuraya bakın. Tamamen akışkan diyorum. Çünkü fluid dedim. Şimdi geri kalan yerleri nasıl seçeceğim? Şu şekilde yapıyorum. Şurayı seçtim. Buraya hide body dedim. Geri kalan yerleri select all diyerek şu şekilde hepsini seçmiş oluyorum. Bunlar için de solid olarak giriyor. Şöyle gördüğünüz gibi sınırlarımı tamamladım. Geri kalan her yer için fluent otomatik bir isim atayacaktır. O yüzden hani duvar sınırları için konuşuyorum. Mesela şuradaki aslında her silindirik duvarı tanımlamam gerekir normalde. Ama şimdi teker teker seçmek çok zor olacağı için bunu fluent zaten görecektir. Bir arayüz olduğu için görecektir. Ona kendisi bir isim verecektir. Şimdi buradan show all bodies diyerek hepsini yerine getiriyorum. Buradaki işlemlerim bitti. Şuradan mesh'ten update diyorum. Ve bu şekilde bitirmiş oluyorum. Artık buradan çıkabilirim. Evet, her ikisini de tamamladım. Şimdi artık fluent içerisine giriyorum. Double precision'ı buradan aktif hale getiriyorum. 16 çekirdekli bir bilgisayarda çalışıyorum. Dolayısıyla şuraya 16 yapalım. Ve start diyorum. Evet, şöyle dosyamızı okudum. Şuradan zaten seçtiğimiz sınırlarda akışkanın girdiği ve çıktığı yerleri de görebiliyoruz. İlk olarak şöyle bir yer çekimi ivmesini buradan aktif hale getirelim. Şuradan Y bölgesi bizim düşebileceğimiz. -9,81 metrebölü saniye kare olarak girdim. Daha sonra şimdi bu durumdayken ne yapacağız? Sadece akışkan bölgeyi çözmüş oluyoruz. Buradan enerjiyi, sıcaklığı aktif hale getirmek için ise şuradan enerjiyi ya buradan ya da şuradan bakın aktif hale getirebilirsiniz. Buradan enerjiyi aktif hale getiriyorum ve OK diyorum. Türbülans için değiştireceğimiz hiçbir şey yok. Yani K epsilon, K omega SSD modeli şu an için uygun görünüyor. OK diyelim. Ve şimdi geldik malzemeye. Biz burada su kullanacağımızı söylemiştik. Katı bölgemizde de bu arada alüminyum kullanacağız. Katı tarafta varsayılan seçenek olarak zaten alüminyum seçilmiş ama akışkan tarafında hava olarak seçilmiş. Bunu değiştirelim. Create edit dedim. Fluent database'e giriyorum. Ve sıvı olarak akışkanı seçiyorum. Copy dedim. Close dedim. Ve close diyorum. Şuraya getirmiş oldum. Şimdi ben bunları seçtiğim malzemeleri bölgelere atayacağım. Ben iki tane bölge oluşturmuştum hatırlarsanız. Bir fluid bir de solid olarak. Onlar bakın şurada görünüyor. Şöyle gördüğünüz gibi görünüyor. Fluid tarafını seçiyorum. Edit dedim. Burası için ben
Sıvı akışkanı giriyorum. Apply diyorum. Close dedim. Katı taraf için ise alüminyum gireceğim ki zaten alüminyum seçildi. Bu arada buradaki akışkanı katı bölgemiz eğer ısı üretseydi, bakın şuradan source term'e tıklardım ve buradan source term'e alt taraftan 1 dedik diyelim. OK dediğimiz zaman şu şekilde işte kaç değerine kadarsa işte metreküp başına kaç varsa şuraya yazdığınız zaman buradaki ısı üreticini aslında aktif hale getirmiş oluyorsunuz. Ama biz şu an bu olmadığı için şunu inaktif hale getirelim ve apply diyelim. Close dedik. Evet, şimdi artık sınırları tanımlamaya geldik. Biz hatırlarsanız sadece inlet ve outlet'i tanımlamıştık. Geri kalan bölgeler, bakın duvar bölgeleri, hatta şöyle gösterelim. Nerenin nereye geldiğini. Mesela bakın şunları biz zaten tanımlayamazdık mesh bölgesinde. Isı transferinin gerçekleştiği duvarlar burası aslında. İki tane var bundan. Şöyle aynısı. Bunlar niye iki tane derseniz, bir tanesi katı taraftaki arayüzü temsil ederken bir tanesi de sıvı taraftaki, akışkan taraftaki duvarı temsil ediyor. Şimdi buradan inlet'e giriyorum. Buradaki akışkan hızımız 0.5 metre bölü saniye. Sıcak bir akışkan olacak. Dolayısıyla şuradan da 373 Kelvin olarak giriyorum. Apply dedim. Outlet için zaten atmosfere açılacak bir biçimde. Şöyle bütün geometriyi bu arada geri getirelim. Atmosfere açılacak bir biçimde tanımlama yapacağımız için pressure outlet olarak 0 bırakıyorum. 0 pascal olarak bırakıyorum. Tabii ne demiştik? Üzerindeki havayı modellemiyorum ben. Onun yerine mesela şu duvar tarafında katı bölgenin duvarında ben konveksiyonel duvar tanımlayacağım. Dolayısıyla bakın wall solid tarafına edit diyorum ve buradan convection'ı seçiyorum. Ve 120 olarak girdim. Okey. Bunun bir de hava sıcaklığını da görüyorsunuz. 300 Kelvin sıcaklığında bir havanın üzerinde bıraktığı etki 120 kadarmış. Evet, duvarımızı da modelledik. Şöyle artık nümerik yerlere gelelim. Şu an için Poseidon kullanmayacağız. Daha zor problemler için kullanılıyor. Zamandan bağımsız çözümler için. Şu an bunu inaktif hale getiriyorum. Daha sonra initialization için hibrit kullanacağım. Initialize dedim. 10 adet bir iterasyon çözüyoruz burada. Şöyle zaten yakınsa da 10 üzeri eksi 9'lara kadar geldi. Buradan şöyle 50 iterasyonluk bir koşu yapalım. Calculate dedik. Şimdi artık koşumuz başlayacak. Ve kısa bir sürede biteceğini düşünüyorum. Çünkü çok karmaşık bir problem değil, basit bir problem. Hatta şunu da yapabilirim. Yani birlikte, çünkü bir grafik değil de. Şöyle stop diyelim. Mesela şuradaki report definition kısmında aynı zamanda çıkış sınırındaki sıcaklığı da izleyelim. Şuradan ben outlet temperature diyeyim. Buradan sıcaklığı seçiyorum. Statik sıcaklık. Ve OK dedim. Bu print to console dersem eğer burada çıkan sayılardan çıkış sıcaklığını da görebilirim. Hatta basalım. OK diyelim. Close dedik. Şimdi tekrar başlatalım.
Calculate diyelim. Şöyle başlayalım tekrar kaldığı yerden başlasın. Şöyle artık tek bir grafiğimiz vardı bu. Şimdi yanında bir de şu şekilde bir grafiğimiz bulunuyor. Tabii bize ne lazım? Bu grafiğin yatay kalması lazım. Artık kararlı olduğu durum orası da diyebilmemiz için. Bir sorunuz varsa alabilirim şu an. Chat bölümünden yazabilirsiniz. Zaten yavaş yavaş giderek yataylaşmaya başladı. 362 civarlarında. Şöyle konsola yazdıracağız demiştik. Şöyle onu da gösterelim. Şöyle bakın. Outlet temperature. Aynı zamanda konsola da yazdırmış oldum. Enes Bey merhabalar. Sorunuzu gördüm. Bunu isterseniz bana mail olarak yazarsanız daha sağlıklı bir şekilde konuşmuş oluruz. Necdet Bey sormuşlar. Transferi problemlerinde akış tarafında alan ağırlıklı değil de kütle ağırlıklı ortalamadan sıcaklık değeri çekmek daha mantıklı olmaz mı? Bu aslında sizin hesaplamak istediğiniz değerden kaynaklanan bir şey. Yani biz çıkış tarafındaki yani çıkış yüzeyindeki değeri bulmak istiyoruz. Bundan dolayı surface average olarak yaptık. Zaten şöyle bir şey, orada seçtiğimiz seçenekler etkiler. Yani mesela sıfır dereceli yeri şey olmaz da, yani herhangi bir değeri yüzeyde seçeceksiniz diyelim. Ve başka bir yüzey daha seçtiniz, o yüzeyde sıfır değerine göster. Bu etkilemez diyemezsiniz çünkü yüzey ortalamalı olduğu için. Sefer diğerinin yüzeyini de buna katar. Ortalamasını alır. Değerini her iki yüzeyin ortalamasını alır. Yapar ki bu yanlış. Onu da belirtmiş olalım. Şimdi artık sonuçlara bakabiliriz. Şöyle artık şöyle yataylaştığını da görebiliyorsunuz. Tabii ısı transferi problemlerinde bunu yapmak mantıklıdır. Yani sadece burada sıcaklığı çizdik ama hem enerji tarafında hem de akış alanında bir kurum oluşturmak. Yani doğru bir sonuç yani daha doğrusu doğru bir şekilde analizi yapıp yapmadığımızı sağlayabilmemiz açısından biz burada sadece enerji için kurum atamış olduk. Yani buradaki toleransımız 10 üzeri eksi 3. Şurada monitör kısmında ve çocuk kısmında bakın 10 üzeri eksi 3 olarak belirtilmiş varsayılan değer olarak. Yani buradaki hepsi 10 üzeri eksi 3'ün altına düştüğü zaman bu sonucu doğrudur. Bir de hem akışkan tarafında eğer bir de enerji tarafında
bir prova atamamız gerekiyor. Her ikisinin de yatay, sert, yatay seviyeni görmemiz, izlememiz gerekiyor. Şimdi artık sonuçlarımızı alabiliriz. Mesela ne kadar ısı transfer olmuş? Buna bakalım. Şöyle result bölümünden flux'a geliyorum. Total heat transfer date'e tıkladım. Buradan mesela şuradaki değere tıklıyorum. 3880 watt kadar bir ısı transferi olmuş. Bu neresiydi? Tekrar açalım. Bu sınırımız şurası. Zaten ısı transferinin gerçekleştiği yer akışkan ile katı arasındaki ısı transferinin gerçekleştiği yerler de burası. Ya da ne yapabiliriz mesela? Nusselt sayısına bakabiliriz değil mi? Yani bizim ısı transfer problemlerinde verimlilik ölçüsünü en iyi veren Nusselt sayısı. Buna bakalım. Bunun için de yine result bölümüne geliyorum. Buradan surface integral'e tıkladım. Şuradan surface weighted diyorum. Ve wall fluxes dedim. Şuradan da bakın surface Nusselt number'a tıkladım. Şuradan gördüğünüz gibi tabi ters olduğu için şu normal. Yani normalde sıcaktan soğuğa olduğundan dolayı siz akış tarafında ya da akış tarafındaki yüzey ya da duvar tarafındaki yüzeyi seçtiğiniz önemli. Bir artı çıkarınca bir eksi oluyor. 2192 kadar bir değerimiz varmış. Evet, webinarımız bu kadardı. Sizin var mı sormak istediğiniz bir şey? Peki, çok teşekkür ediyorum. Tabii mailimi paylaşayım. Şöyle bir not defteri açayım. İmundan. Şuradaki adrese isterseniz daha sonradan da mail atabilirsiniz. Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar dilerim.